Tarih boyunca birçok şey için savaşların yapıldığını gördük. Toprak için, para için, petrol için veya Avustralya'nın tarım alanlarını işgal ettiği için deve kuşlarına karşı savaşıp kaybettiği gibi vesaire. Fakat eminim birazdan hikayesini anlatacağım savaş gibisini görmemişsinizdir. Bu savaşın adı videonun başlığında da yazdığı gibi futbol savaşı. Bildiğiniz futbol için iki ülke arasında yapılan savaş. Olay 1969 yılında Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki Orta Amerika'nın El Salvador ve Honduras ülkeleri arasında gerçekleşiyor. Ama olayın büyük bir kısmı Honduras ülkesinin sınırları içerisinde yaşanıyor. Savaşın ismi her ne kadar futbol savaşı olsa da aslında bu savaşın yaşanmasının nedeni bundan daha derindi. Bu futbol maçı aynı 1. Dünya Savaşı'nın başlama sebebi gibi tetikleyici bir etkendi. Yaşanan olayın kökleri Honduras'taki toprak reformuna ve El Salvador'un ise göçmenlik ve demografik sorunlarına dayanıyordu. Honduras yüz ölçüm olarak görebileceğiniz üzere El Salvador'dan 5 kat daha büyük. Fakat El Salvador'un 1969 yılındaki nüfusu 3.7 milyon iken Honduras'ın nüfusu 2.6 milyondu. 20. yüzyılın başlarında Salvadorlular, özellikle tarım işleriyle uğraşan kişiler, Honduras'a çok yoğun bir şekilde göç ediyordu. Çünkü El Salvador'un nüfusu daha yoğun olduğu için insanlar yeni tarım alanları bulmakta güçlük çekiyordu. Honduras'a giden insanların büyük bir çoğunluğu bu yüzden çiftçilerden oluşuyordu. 1969 yılına geldiğimizde 300 bin Salvadorlu Honduras sınırları içerisinde yaşıyordu. Bu da şimdiki Honduras nüfusunun yaklaşık %20'sine denk geliyor. Honduras'ta o zamanlardaki Orta Amerika'nın çoğunda olduğu gibi toprakların çoğu büyük şirketlere aitti. Bir ABD şirketi olan ve işi tropikal meyveleri, çoğunlukla muzları, Amerika'ya ve Avrupa'ya satmak olan United Fruit Company o zamanki toprakların %10'una sahipti. Durum böyle olunca da normal insanlar, yani normal toprak sahiplerinin bu şirkete karşı rekabet etmesi oldukça zor oluyordu. 1966 yılında United Fruit şirketi diğer büyük şirketlerle anlaşma yaparak FENAC'ı kurdu. Bu kuruluş işçi olarak para karşılığında çalışan köylü çiftçilere karşıydı. Aynı zamanda Salvadorlulara da karşıydı. Ve toprak sahip olan zengin kişilerin topraklarını koruyabilmeleri için Honduras Başkanı Osvaldo López Arellano'ya sürekli olarak baskı yapıyordu. 1967 yılında Honduras yeni bir toprak reformunu yasaya sokmayı başarmıştı. Bu yasayla hükümet ve belediyeler Salvadorluların illegal bir şekilde işgal ettiği toprakları onlardan geri alıp bu toprakları gerçek Honduraslılara verebilecekti. Ama topraklar kişinin tapulu mal olması veya legal bir göçmen olmasına bakmaksızın geri alındı. Bu olay evlenmiş Salvador ve Honduraslılar arasında problemler yarattı. Legal olarak orada bulunma hakkı olup uzun süredir çalışan ve yıllardır Honduras'ta oturan on binlerce Salvadorlu Honduras'tan sınır dışı edildi. Bu olaylar henüz o meşhur futbol maçı yapılmadan önce yaşananlardı. 1969'un Haziran ayında Honduras ve El Salvador 1970 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde eşleşti. İki maç oynanacaktı ve bu iki maçın toplam skoru kazananını belirleyecekti. İlk maç 8 Haziran 1969'da Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da oynandı. Daha maçın başındayken stadyumdaki seyirciler birbirleriyle kavga etmeye başlamıştı. Honduras bu maçı 1-0 kazanarak sahadan ayrıldı. İkinci maç 15 Haziran 1969'da Salvadorluların başkenti olan San Salvador'da oynandı. Bu maçta ise geçenki maça göre çok daha büyük bir kavga yaşanmıştı. El Salvador bu maçı 3-0 kazandı ve toplam skor 3-1 oldu. Fakat her iki takım da bir kez kazanıp bir kez kaybettiği için skor tablosunda eşit duruma geldiler. Ve kazananını belirlemek için son kez yeni bir maç oynanacaktı. Bu da 27 Haziran 1969'da Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenecekti. Bu sırada El Salvador oynanan ilk maçtan sonraki ilk 10 günde yaklaşık 12 bin Salvadorlu'nun Honduras'a kaçmak zorunda kaldığını belirterek Honduras ile olan tüm diplomatik ilişkilerini bitirmişti. Ayrıca Honduras'ın ülkelerinde yaşanan cinayetleri, eziyetleri, yağmaları ve Salvadorlulara karşı yapılan ırkçılığı ve soykırımı durdurmak için hiçbir şey yapmadığını söyledi. Meksika'da oynanan maç uzatmanın ardından 3-2 bitti ve El Salvador kazandı. Bu maçtan yaklaşık 1,5 ay sonra 14 Temmuz 1969'da askeri olarak asıl savaş başladı. El Salvador'un elektrikleri kesildi. Bunun üzerine Salvadorluların hava kuvveti yolcu uçaklarının yanlarına bomba bağlayarak Honduras'taki havalimanına saldırdı. Yani kamikaze gibi değil. Bombaları aşağı bıraktılar. Bu saldırılar Honduraslıların uçaklarını, daha doğrusu savaş uçaklarını parçalayarak Honduraslıların hava kuvvetinin bu saldırıya karşı çabuk tepki vermesini engelledi. Daha büyük bir orduya sahip olan Salvadorlular Honduras ile birleşen iki ana yolu işgal etti ve Honduras sınırları içerisine girdi. Salvadorluların Honduras'ı işgal süreci 3 ana ordu tarafından gerçekleşiyordu. Birinci ordu El Salvador'un kuzeybatı tarafındaydı. İkinci ordunun büyük bir çoğunluğu insanlardan oluşuyordu ve bu grupta zırhlı araçlardan oluşan küçük bir birlik vardı. Üçüncü ordu ise çoğunlukla zırhlı ve silahlı araçlardan oluşuyordu. Bu sırada Honduras'ın güneyinde bulunan Nikaragua'nın diktatör başkanı Dibail Honduras'a silah ve cephane yardımı yapıyordu ve Salvadorlular çok hızlı bir şekilde davrandığı için Honduras'ın başkentine çok yaklaşmıştı. Fakat Salvadorlular tam başkenti alacaklarını düşünürken her şey tersine döndü. Savaş
savaşın başlamasından 48 saat sonra Honduraslılar uçaklarını daha yeni onarıp Salvadorluların hava üssüne saldırmaya başlamıştı. Salvadorluların uçak savarları vardı. Birkaç tane uçak düşürmelerine rağmen pek başarılı olamamışlardı. Honduraslı bombacılara özellikle El Salvador'un güneybatısındaki petrol tesislerine saldırmaları için talimat verilmişti. Bazı bombacılar da ülkenin doğusundaki daha küçük olan petrol tesislerine saldıracaktı. 16 Temmuz'un akşamında Salvadorluların kış şeridinde patlayan petrol tesisleri yüzünden inanılmaz büyük bir duman geziyordu. Savaşı kaybetmekte olan Honduras, Amerikan Devletleri Örgütü'nden savaşın arasına girmesini istedi. 18 Temmuz'da ADÖ acil bir buluşma düzenleyerek El Salvador'a acilen savaşı bitirmesini ve tüm birliklerini geri çekmesini söyledi. Bu buluşmada El Salvador, Honduras'ın savaş tazminatı ödemesini ve Honduras'ta yaşayan Salvadorluların güvenliğini garanti etmesini istedi. Bu süre boyunca El Salvador direnmeye devam ediyordu. Ateşkes 20 Temmuz'a ayarlanmıştı. Buna rağmen El Salvador 2 Ağustos'a kadar direnmeye devam etti. ADÖ'nün El Salvador'a yaptığı ekonomik yaptırım tehditleri ve sonrasında Honduras'ın Salvadorlulara sağlayacağı güvenliğin garantisinin verilmesi El Salvador'un askerlerini geri çekmesini sağladı. Ve 2 Ağustos 1969 akşamında El Salvador askerlerini geri çekmeye başladı. Tüm bu olayın yaşanması 4 gün yani yaklaşık 100 saat sürmüştü. Bu 100 saatte Honduras'tan 2100, El Salvador'dan yaklaşık 900 kişi savaşırken öldü. Honduras'taki yüz binlerce Salvadorlu ülkelerine geri gönderilmişti. Fakat bu sefer de El Salvador'dakiler onlara hain olarak bakıyordu. Geri geldiklerinde devlet onlara neredeyse hiç yardım etmemişti. Hepsi kendilerine sıfırdan hayat kuracaktı. Birkaç yıl sonra ise çoğu Salvadorlu ana yurtlarına dönmüştü ve El Salvador aşırı nüfus sorunu yaşayacaktı. Futbola geri dönersek El Salvador çıktığı 3 maçı da kaybetti ve grubun sonuncusu olarak Dünya Kupası'ndan elendi.